Şimdi görümcenin ayakkabısı kaldı. Elti, elti. Eltinin ayakkabısı kaldı. Kim alacak bunu? Evet. Kayınbaba gelininin ayakkabısını alıcı oluyor ama eşi de arttırıyor. 100 bin lira diyor. Var mı arttıran? Alo, bunu da 100 liraya verdik. Evet. Şimdi damadın abisinin bilekliği var. Vallahi değerli mi, boncuk mu, Antep laylonu mu bilemiyorum. Yalnız değerli bir şey gözüküyor burada. Bunu da gelin alın, ben alacağım diyor. Onlar arasında pek değil. Evet, gelin alın, parayı zor denkler dedi, ucuza veriyoruz 60 bin lira. Bak, 40'a düşüreceğim diyor ama ben kabul etmiyorum. Evet, şimdi geldik en değerli şeye. Gelin hanımının damadın şeref bezi mi oluyor bu? Biraz daha bağlı olmasa. Evet, gelinin kaynanası almak istiyor. Kaç para veriyorsunuz? Hayır. Bunun değeri bu kadar ama bir de kaynbabayı dinleyeceğiz. Açık arttırmaya girdi. 50 verdi. Eniştesi 100 lira verdi. Eniştesi 100 lira verdi. Kaynbaba. 200 kapat. Tamam. Kaynbaba bunun değeri biçilmez ama dedi. Ben 200 liraya alıyorum bunu dedi. Veriyoruz. Sattı. Bitti o gitti tamam. Evet şu paraları. Bu paraları davulcu beni mağdur görün. Ben bunu geline hediye etmek istiyorum. Yani burada davulcusu var, zurnacısı var. Ondan sonra çalgıcısı var. Ben bunu gelin hanıma hediye etmek istiyorum. Buyurun. Evet, çok değerli bir hediyemiz oldu. İnan ki bu arabayı burada alırlar, bir daha da vermezler. Yani bunu da sahibine satalım ama ucuz satmam. Ucuz satmam bu anahtarı. Ben bu anahtarı 200 veriyorum. Ben alıyorum. Ben alıyorum. 200 arttıran varsa. Yok 200 bin anahtar cebimde. Yalnız araba nerede? Araba nerede? Araba yok ya. Araba ortada yok ya. 100 milyar veriyor. Oyun içine ben var mı ya? Sen 200 10 ver ben sana satayım. Yabancı yine gitmeyecek. Araba gidecek. Araba benim de gidecek. Abi o trafiğe bildireceğim diye arabayı yolda durduracağım diye. Kaç para alacaksın abi? Araç trafikte bağlıymış. Biz ne kurtarırsak o kar diyoruz. 100 liraya satıyoruz. Sattık. Oyunumuzu dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu bir geline katkıydı. Hepinize Allah razı olsun.